Merhaba arkadaşlar. Bugün Google üzerinde arazinin topografik yapısına bakma konusuna değineceğiz. Kısa bir örnekle anlatacağım. Kısa bir video olacak. Örneğin elimize bir parsel geldi. Yerine gitmemiz şu an için mümkün değil. Ama arazi durumunu, konumunu topografik yapısına merak ediyoruz. Bu durumda İzleyeceğimiz yol parsel sorgu üzerinden öncelikli olarak parselimizi buluyoruz. Evet, gördüğünüz gibi parselimizi bulduk. Bu parselimize baktığımız zaman burada takviste gördüğümüz görüntü iki boyutlu bir görüntü. Biz bunu üç boyutlu olarak nasıl görelim dediğimizde buradan indirme öz nitelikler menüsünden indirme bölümüne giriyoruz. KML olarak dosyamızı indiriyoruz. Dosyamız KML olarak indikten sonra arkadaşlar bunu Google Earth'te açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada artık arazinin eğim durumunu net bir şekilde mouse'umuzun orta tuşuna basarak ya da diğer özellikleri kullanarak eğimine buradan net olarak bakabiliyoruz. İstersek burada öz nitelikler kısmından, buranın özellikler kısmından, buranın iç dolgusunu biraz azaltıp, rengini değiştirip, örnek veriyorum, toprak üzerinde sarı daha güzel görünür. Sarı şeklinde yaptığımız zaman bu şekilde arazinin topografik yapısını görebiliyoruz. İstersek eğim hesabı da yapabiliriz. Eğim hesabı yapma noktasında bakın burada arazinin yükseklik bilgisi veriliyor. Biz bu araziyi buradan baktığımızda 1633'müş. Yukarıya doğru 1648'e kadar, 45'e kadar çıkıyor. Böyle geldiğimizde 1643, buradan aşağıya doğru indiğimizde de 1633. Yani arazimiz aslında bizim güneye doğru eğimli, güney cepheli bir arazi. Bunun eğim hesabını nasıl yapalım dediğimizde de olay basit arkadaşlar. Buradan mesafesini ölçeriz. En üst kısımda buradaki yüksekliğimiz bakın buradan 1645 olarak görüyoruz. 1645'ten şu alt ucuna kadar geldiğimizde burası da 1634. Şimdi formül basit arkadaşlar. 1600 kaç metre gelmiş burası? 75 metre. 1645 eksi 1632 dediğimizde yaklaşık 13 metre bir kod farkından bahsediyoruz. 75 metrelik bir alanda arkadaşlar. Yani bunu şu şekilde 13 bölü 75 dediğimizde burası yaklaşık olarak %17 civarında bir eğim olduğunu bulmuş oluyoruz. Yani formül basit arkadaşlar. Bir arazinin eğim hesabını yaparken yükseklik farkı çarpı 100 bölü mesafesi dediğimiz zaman buradaki uzunluğunu alıyoruz. Bu şekilde de buranın arazinin %17 gibi bir eğime sahip olduğunu bulmuş oluyoruz. Bu eğim ciddi bir eğim arkadaşlar. Yani genelde bir arazinin %10'u geçmemesi istenir. Eğer bu eğim %28, %30 olmuş olsaydı burada araba dahi gitmeyecek, gelmeyecek anlamına gelirdi. Böylelikle de biz bize normal olarak gelmiş olan bir yerin arazideki topografik yapısını da bu şekilde kontrol edebiliyoruz. Bu videomuz da burada bitti arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere.